Onurlu gezilere hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir geziyle sizlerle birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Türk Pusat Müzesi'ndeyiz. Evet, çok güzel bir gezi olacak, buna eminim. Bizi Mustafa Bey gezdirecek içeride. Şimdi Mustafa Bey'in yanına doğru gidiyoruz. Evet, düşün peşime. Evet, Türk Pusat Müzesi'ne girdik. Yanımızda Mustafa Boran var. Şimdi kendisini tanıyacağız. Evet, müzeyi gezmemizde de yardımcı olacak. Daha profesyonel, daha donanımlı. Tabii ki o anlatmasında kim anlatsın diye düşünüyorum. Detay detay, adım adım, karış karış müzeyi yine diğer müzelerde olduğu gibi size gezdireceğim. Yolunuz Ankara Kalesi'ne düşerse mutlaka bu müzeye uğrayın. Bir kere çok güler yüzlü insanlar var içeride. Sizi böyle dostça karşılıyorlar. O da benim için çok büyük bir rahatlık. Gittiğim yerlerde rahat etmek isterim mutlaka. Şimdi biraz Mustafa Bey'i tanımak istiyorum. Müzeyi gezmeden önce sizi bir tanıyalım mı? Tabii. Hoş geldiniz. Öncelikle müzemize ziyaretinizden ve ilginizden ötürü de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz izin verdiğiniz için müzenizi seyircilerimizle buluşturmak adına. Müzemiz Türk Pusat Müzesi. Ben müzenin müdürüyüm. İsmim Mustafa Boran. Benim bu konuda özellikle Türk okçuluğu alanındaki çalışmalarım beni bu müzede etkin rol oynamaya sevk etti. Türk okçuluğu üzerine çalışmalarım var akademik düzeyde. Aynı zamanda Beyoklar Okçuluk Kulübü'nü de kurdum. Özellikle 10 yıllık bir çalışmayla ortaya çıktı. 2019 Haziran'da da müzenin kurucusu Muhittin Uyanık tarafından müzemiz kuruldu. Ben de bu tarihten itibaren müzenin yöneticiliğini üstlenmekteyim. Peki böyle hemen girişte müzeyle ilgili neler söylersiniz? Müzemiz geleneksel pusat, teçhizat ve etnografik eserler üzerine bir müze. Belirttiğimiz gibi ana konsepti Türk okçuluğu üzerine geleneksel Türk pusatları sergileniyor. Kaynaklarda geçen 4 tip geleneksel pusatı, yani ateşli silahlardan önceki pusatları sergiliyoruz. Bunların arasında kılıç, teber, balta gibi kesici pusatlar, ok, yay gibi atıcı pusatlar, topuz, gürs, bozdoğan, şeşper gibi vurucu pusatlar, bir de mızrak, gönder, cida gibi delici pusatlar bulunuyor. Müzemizde gelen ziyaretçilere ortalama 45 dakika süren bir sunum yapıyoruz. Koleksiyonun tarihsel süreci, kullanım yöntemleri, imalat aşaması, sanata, edebiyata etkisi anlatılıyor. Aynı zamanda evrensel müzecilik anlayışını takip edip dokunulabilir müzecilik anlayışını benimsiyoruz. Yani orijinal tarihi eserler yanı sıra atölyemizde birebir uygun olarak ürettiğimiz replika eserlere ziyaretçilerimiz dokunabiliyor. Birçok ziyaretçi burada örneğin ilk defa eline kılıç alıyor ki bu önemlidir. Yani onlar replika. Evet, tabii. Hani orijinal eserlere korozyona sebep olabileceği için dokunamıyorlar. Onlar cam içerisinde sergileniyor. Orijinal tarihi eserler açısından özellikle okucu koleksiyonumuz dünyadaki çeşit ve dönemlendirme açısından en geniş okucu koleksiyonudur. Neolitik çağa, kalkolitik çağa kadar uzanan okuçları mevcut. Aynı zamanda orijinal kılıç, ok, yay, bunlar da sergileniyor. Bunun yanı sıra atölyemizde ürettiğimiz replika eserlere de ziyaretçilerimiz dokunabiliyor. Artık evrensel müzecilik anlayışında ziyaretçilerin sadece görme ve duyma hislerine hitap etmek yeterli değil. Aynı zamanda onlara dokunabilecekleri, daha iyi hissedebilecekleri bir ortam sağlamanız gerekiyor. Bizim de müzecilik anlayışımız bu minvalde özellikle öne çıkmaktadır. Keskinliği var mı? Yok tabii, hani yaralanma olmasın diye bunlar özellikle mesela kılıçlar küt hale getirildi. İşte o yüzden tabii, sordum. Tabii ona göre güvenlik. Bir de geleneksel başlıklar taktık. Bunların bir adı var mı? O börk deniliyor. Börk. Evet. Kırgız börkü. Ben bunu tercih ettim. Değişik olsun diye. Çok da hoşuma gitti. Geldiğinizde peki... Hani biz çekim için geldik, taktık ama müzeyi ziyarete gelenler de takabilir tabii, mi? Tabii takabiliyorlar. Kazak, Kırgız, Uygur, Timur, Tatar, Babür gibi farklı medeniyetlere hitap eden başlıklarımız var. Ziyaretçilerimiz bunları takıp veya ellerine kılıç alıp işte fotoğraf çekebiliyorlar. Hepsinin adı mı börk?
Börk var, takke var, kalpak var. Ha, değişiyor yani, evet. Ülkelere göre, bölgelere değişiyor. Göre isimler değişiyor. Benimkinin taktığım başlığın adı Börk. Börk diyebiliriz, evet. Evet, çok da güzel. Size Börk'le merhaba demek istedim. Bir de sunumları gördüğünüz gibi size yakın planda da çekeceğim. Mustafa Bey, peki bu kostümün bir adı var mı? Şalvarın tuman deniliyor. Osmanlı döneminde özellikle akıncıların tercih ettiği bir şalvar türü diyebiliriz. Biz biraz daha tarihi ortamı, tarihi atmosferi yaşatmak adına, ziyaretçilerimize bunu hatırlatmak adına bu şekilde bir sunum yapmayı uygun gördük. Tuman, çarık mı deniyordu? Yemeni. Ayaktakine yemeni mi? Yemeni. Sizin başınızdaki takke ne? Takke deniyor. Ha, o da takke. Hangi bölge? Hangi ülke bu ya da? Sadece hani belli bir ülke değil, Orta Asya coğrafyasında, yani Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, o bölgede yaygın takılan bir takke. Aynı zamanda Osmanlı ve Selçuklu'da da devam ediyor. Nereden başlayacağız gezmeye? Yani geldik, müzeye girdik. Bir sıra var mı bizi yönlendirecek? Şimdi nereden başlamamız gerekiyor? Öncelikle yakın muharebe pusatlarından başlayabiliriz. Gezelim mi? Tabii ki. Düşün peşimize. Çok güzel eserler göreceksiniz. Şimdi neredeyiz Mustafa Bey? Nedir? Müzemizin girişinde yakın muharebe pusatları mevcut. Bunların arasında kılıç, teber, şeşber gibi pusatlar var. Teber baltaya benzer olan, evet, değil mi? Evet, baltaya benziyor. Teber eslihay cariha dediğimiz kesici pusatlardandır. Uzun olanları özellikle süvarilere karşı kullanılır. Çift taraflı olanlarına da aybalta denilir. Kısa olanlarına daha çok molla teberi denilir. Dervişlerin kullandığı pusatlardandır aynı zamanda. Kılıçlardan devam edebiliriz. Birçok kılıç türü vardır. Kullanım yerine ve amacına göre değişir. Şimşir, karakahya, karabela, yatağan, yalmanlı, meç, karacürü gibi. Örneğin bu kılıç türü yalmanlı kılıç diye tabir edilen, özellikle 15 ve 16. yüzyıllarda daha çok süvarilerin kullandığı bir kılıç türü. Bu kısım kabza dediğimiz kısım. Yalmanlı kılıçlarda kabza kısmına oranla 6,5 kat uzunluk olur. İdeal uzunluk bu şekilde görülmüş. Bu kabza biçimi de armudi topuz diye nitelendirilen topuz formuna sahip. Zaten armuda benziyor, ismini de buradan alınıyor. Armudi topuz, serçe ve yüzük parmağınızı kilitlediğinizde kılıcı düşürmeden, bileğinizde kırmadan kolay bir şekilde manevra yapma imkanı sağlar. Bu kısım balçak dediğimiz kısım, elin muhafazasını sağlar. Kılıcın arka kısmı savunma için, ön tarafı saldırı için kullanılır. Bu kısmı da karşı taraftan gelecek kılıç darbelerine karşı bu şekilde yapılır. Türk kılıçlarının genel karakteristik özelliği bu kısımdaki eğri formudur. Bu eğri formu yalman dediğimiz bu kısımda fiziksel kuvvetin birikmesine yol açar. Bu da kılıcı savururken ağırlığını karşı tarafa vererek hızlı bir şekilde manevra yapma imkanı sağlar. Aynı zamanda kabartma sanatı veya tesip sanatı gibi sanatsal tekniklerle de kılıçlar bu şekilde süslenir. Daha rahat savurabilir. Evet. Özellikle atın üzerinde kullanmaya daha elverişli dizayn edilmiştir. Bu nedir? Teber. O da teber. Evet. Ha, balta ile teber arasında biraz fark var. Şu teberde sap biraz fazla. Evet. Mesela onun da şekli, satırı da andırıyor. Böyle balta satır arası gibi değil mi şekli? Teberin şu namlu kısmındaki formu onu diğer pusatlardan ayırt edici özelliğidir. Yani şu formu gördüğünüzde teber diyebilirsiniz. Aslında Farsça bir kelimedir teber. Yani Türkçe karşılığı balta olarak da geçiyor. Peki pusatı belki duymamış olanlar Tabii. için bir de açıklayalım mı? Pusat ne Tabii. demektir? Pusat silah sözcüğünün Türkçe karşılığıdır. Silah Arapça kökenlidir. Türkçe karşılığı pusattır. Kaynaklarda geçen 4 tip geleneksel pusat vardır. Eslihay cariha dediğimiz kesici pusatlar, eslihay darbe denilen vurucu pusatlar, eslihayı ramiya dediğimiz atıcı pusatlar, bir de eslihay nafize dediğimiz delici pusatlar. Biz de müzemizde bu 4 tip geleneksel pusatı tanıtıyoruz. Şu nedir orada olan? Şeşper deniliyor. Şeşper eslihay darbe dediğimiz ağır vurucu pusatlardandır. Savrularak kullanılır. 6 dilimli olur şeşper. İsmini de oradan alır. Doğru bir darbe ile zırhın delinmesine gerek kalmadan kemiklerin kırılmasını sağlar.
ağır olduğu ağır için kullanılan bir şey değil mi? Topuz, Gürs, Bozdoğan gibi. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi özel bir eserimiz var burada, özel bir kılıcımız var. Şimşir dediğimiz bir kılıç türü. Sultan II. Abdülhamit'in orijinal tören kılıcı. Dımışki çelikten yapılmıştır. Dımışki çelik yaklaşık 512 kat demir, üst üste konulup katlanarak, dövülerek yapılan özel bir çelik türüdür. Bu teknik özellikle Şam bölgesinde uygulandığı için Şam çeliği veya eski ismiyle Dımışki çelik olarak bilinir. Dımışki çeliği tanımanın en kolay yolu, kılıcın yüzeyine dikkatli bir şekilde bakarsanız bütün yüzeyde çizgi ve yuvarlak şeklinde damar damar desenler olduğunu görürsünüz. Üst üste koyup katlayarak dövdüğünüz için bu şekilde doğal desenler ortaya çıkar. Alameti farikası budur. Türk kılıçları genelde dımışki çelikten yapılır. Kılıcın balçak kısmında Süleyman mührü bulunuyor. Süleyman mührü özellikle padişah kılıçlarında bulunur. Taşıyana güç kuvvet ihsan edeceğine inanılır. Kılıcın kını da vatoz derisiyle, özel bir örme tekniğiyle kaplanmış. Hançer de kiris deniliyor. Endonezya'dan 2. Abdülhamid'e hediye olarak gelen bir hançer. Yılan figürü uzak doğuda gücü kuvveti sembolize eder. Ejderha motifi de oradan çıkmıştır. Bu kısımda farklı Türk topluluklarına ait asker figürlerini görüyoruz. Tamam. Selçuklu, Oğuz ve Osmanlı dönemi asker figürleri, börk dediğimiz keçeden yapılan başlık. Benim başlığımdan. Evet. Cebe denilen deri tabakalar birbirine dikilerek yapılan hafif bir zırh. Tirkeş okları taşımak için kullanılır. Tir Farsça'da ok anlamına gelir. Tirkeş mi deniyor? Tirkeş hani? Deniliyor. Tir, ok anlamına geliyor. Keş de Farsça'da çekmek anlamına geliyor. Hanımlar mı taşıyormuş onu? Hanımlar da taşıyor, erkekler de taşıyor. Buradaki asker figürü Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki kadın savaşçıları temsil ediyor. Türk tarihinde farklı dönemlerde kadınlar savaşçılık da yapmıştır. Örneğin Osmanlı'nın kuruluş döneminde kaynaklarda Baciyan-ı Rum olarak geçen kadınlardan oluşan askeri bir grup var. Soğukta savaştıkları için herhalde kürk. Tabii, değil mi? Yaşadıkları coğrafya kıyafetleri üzerinde de etkili olmuştur. Bu da oktan koruyan bir evet. Zırh gibi bir tabii, şey. Metal zırhlar kadar mukavemetli olmasa da daha hafiftir. Tabii metal zırhlar da kullanılıyor. Onları da görebiliriz. Buradaki mesela örme zırh, demir halkalar birbirine geçirilerek göğse bu şekilde plakalar eklenerek yapılır. Ortalama ağırlığı 8 ila 20 kilo arasında değişir. Peki bunların bölgesi var mı? Orta Asya mı hepsi? Selçuklu Oğuz dönemi hem Orta Asya hem Anadolu'da bu şekilde kullanılıyor. Örme zırhlarda aynı şekilde bu şekilde olanlar, yani göğüse plakalar eklenenler daha çok Osmanlı döneminde, ama tamamen örme şeklinde oluşan zırhlar daha öncesinde, yani Selçuklu'da, Orta Asya'da da kullanılıyor. Evet, bunlar da oktan koruyan. Evet. Peki giysiler hazırlanırken işte soğuğa dayanıklı ya da işte, çünkü savaştan bahsediyoruz değil mi? Evet. Yani orada kullanılan giysiler. Onlar göz önüne alınarak mı hazırlanmış bu giysiler? Tabii, coğrafyalar etkili oluyor. Hani mesela kürk kullanıldığını görmüştük. Yani özellikle yaşadıkları coğrafya, Avrasya coğrafyası daha soğuk olduğu için ona göre kıyafetler de etkili oluyor. Ona göre seçiliyor. Bu? Buradaki bal mumundan yapılmış olan manken geleneksel Türk atış tekniğini gösteriyor. Hmm. Geleneksel Türk atış tekniğinin temel özelliği, temel farkı şu bölümde ortaya çıkar. Yani oku ve yayın ip kısmı olan kiriş veya çile dediğimiz malzemeyi kavrayışta ortaya çıkar. Yaygın olanın aksine Türklerde atış 3 parmakla değil baş parmakla yapılır. Baş parmak yayın kiriş kısmına bu şekilde geçirilerek işaret parmağıyla baş parmağın tırnağı örtülür. Buna baş parmak çekişi veya mandallama denilir. Bu atış esnasında baş parmağını muhafaza edip düzgün bir atış sağlamak için de zihgir denilen bu özel yüzük takılır. Şu kısımda zihgir örneklerini görebilirsiniz. Ha, sizin parmağınızdaki zihgir mi? Evet, bu da zihgir. Ok atmak için. Ok atmak için kullanılıyor. Yani Türk okçuluğunun en ayırt edici malzemelerinden biridir zihgir. Bunlar. Bunu takmak zorunda mıyız ok atmak için? Eğer Türk okçu, yani geleneksel Türk atış teknikleriyle ok atıyorsanız takmak zorundasınız. Bunlar örneğin Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan orijinal zihgir örnekleri.
Baştaki iki örneğe dikkat çekmek istiyorum. Bunlar çocuklar için. Evet, onlar küçük. Oldukça küçük. Bu da çocuk yaşta okçuluk yaptıklarını gösteriyor. Zaten dönemin tarihçisi İbni Bibi süt emmeden kesildikten sonra okçuluğa başlandığını belirtiyor. Bu kısımda da manda boynuzundan üretilen zihgirin imalat aşamalarını görebilirsiniz. Öncelikle uç kısmından bu şekilde manda boynuzu alınır, kişinin parmağına göre kesilir, damak formu, kaş formu işlendikten sonra cilalanıp bu hale gelir. Peki okçuluğun püf noktaları ne? Mesela ben okçu olmak istiyorum diyelim. Evet. Ben de ne gibi yetenekler olması gerekiyor? Öncelikle bunu baş parmağı olan herkes yapabilir. Önemli olan baş parmağı gerekiyor. Evet. Diyorsunuz. Yani Türk atış tekniğiyle ok atacaksanız önemli olan burada çalışmak, düzenli pratik yapmak. Dört unsur vardır. Yani bütün her şeyde olduğu gibi, sporun her dalında olduğu gibi bunda da antrenman dediğimiz değil mi? Evet. Çalışma gerekli. Bu çalışmalarda da özellikle kürek kemiklerinizin arasındaki sırt kaslarınızı kullanmayı, elverişli şekilde kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa bunun için, ağrı mı yapar? Tabii yani kullandığınız kaslar o kaslar olduğu için bunun için belirli bir talim süreci var. O talim sürecinden geçmeniz gerekiyor. Dört unsur vardır Türk okçuluğunda. Bunlar olduğu zaman, bunlar elde ettiğiniz zaman tamamdır. Yani artık atış yapabilirsiniz. Yay, ok, zihgir ve atıcı. Yani bu dört unsur bir araya geldiği zaman Türk okçuluğuyla ilgilenebilirsiniz. Sizin var mı böyle faaliyetleriniz? Tabii ben kişisel olarak yaklaşık 10 yıldır lisanslı okçuluk yapıyorum. Atlı okçuluk yapıyorum aynı zamanda. Ben de kişisel olarak ilgileniyorum. O zaman o okçuluklarda da buluşalım bir gün. Tabii. Orayı da tanıtalım izleyenlerimize. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi oklara geçebiliriz. Tamam. Evet. Onlara geçmeden önce şunları tanıyalım mı? Nedir? Tabii. Burada bizim müzemizin ana konsepti olmasa da Türk kültürüne ait farklı etnografik eserleri de sergiliyoruz. İnsanlar burada elini alıp mesela müzik enstrümanlarını deneyebiliyor. Kopuz, işte çura, ağız kopuzu, komuz gibi farklı müzik enstrümanlarını da müzemizde sergiliyoruz. Yani pusatlar yanı sıra etnografik eserlerimiz de müzemizde sergileniyor. Evet. Birçok ok türü vardır. Kullanım yerine ve amacına göre değişir. Pişrev, azmayış, heki, karabatak, zergerdan, ötkün bunlar farklı ok çeşitleridir. Okun uç kısmına temren denilir. Temren bu şekilde ağacın içine geçirilebilir. Buna iğne temren veya saplamalı denilir. Veya şu şekilde kovan tipi olabilir. Ağaç olarak bu daha sivri. Evet, kullanım yerine göre dizayn ediliyor ok uçları. Mesela birazdan orijinal ok uçlarını göreceğiz. Bu şekilde kovan tipi olanlar daha çok örme, biraz önceki gördüğümüz örme zırhlara karşı etkilidir. Yani o halkaların arasından geçebilmeye yönelik dizayn edilmiş. Mesela 3 yaprak olanlar var. Onlar plaka zırhlara karşı etkilidir. Yani bu formu da kullanım amacına göre değişiyor. İlk defa yakından ok görüyorum desem inanır mısınız bilmiyorum. Yani, İlk defa gördüm. İnanırım. Yani hani böyle bir alanda yani okçuluk okullarına da gitmedim çekim için falan ama ilk defa ok gördüm. Yani birçok ziyaretçimiz burada hatta pusat kelimesini bile ilk defa bizden öğreniyorlar. Ellerine bu silahları ilk defa buradan alıyor, burada alıyorlar. Yani biz özellikle hani birebir teması öne çıkardığımız için bu şekilde yakın. Bir tane de ben tabii, tutabilir tabii, miyim? Tabii alabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz. Mesela okun özelliği ne olmalı? Hafif mi olmalı? Mesela çok hafif şu an tuttum çok hafif. Ortalama Türk okları 16 gramla 23 gram arasında değişir. Ağırlıkları kullanılan yayın spine esneklik değerine göre değişir. Ve kişiye özel yapılır pusatlar her zaman. Yani okun boyu da ortalama Türk okları 60 ile 82 santimetre arasında değişir. Genelde 71-73 santimetredir. Burada kişiye özel yapıldığı için kişinin kol boyu önemli. Benim fiziki özelliğime göre mi yay ve ok almalıyım? Evet, aynen. Sadece yay ve ok değil, kılıçlar da aynı şekilde. Yani Türklerde her zaman pusatlar kişiye özel yapılır. Ve özellikle at üzerinde kullanmaya elverişli şekilde dizayn edilir. Vallahi ilk defa sizin sayenizde bir ok tuttum. Mesela ben daha ağır tahmin ediyordum. Çok hafif. Evet, burada işte elinize aldığınızda, hani dokunduğunuzda daha çok anlayabiliyorsunuz. Biz de o yüzden özellikle dokunulabilir müzecilik anlayışını öne çıkardık.
Evet. Bir de replika olduğu için belki hani diğer orijinal örneklerine birebir uygun. Yani. Yok hayır, diğer müzelerdeki hani evet. O dokunmuyoruz, onlar bizde çok zaten tarihi sonra, olduğu içindir tabii belki. Orijinal eserleri biz de hani cam içerisinde sergiliyoruz. Yani. Bu Türk oku evet. Değil mi? Evet. Şimdi bunlar da ok uçları mı? Farklı ok çeşitlerini görüyoruz burada. Mesela ıslık oku, ötkün oku veya Osmanlı kaynaklarında çavuş oku olarak geçer. Islık okun özelliği ucuna takılan aparat delikten dolayı havayla temas ettiğinde ok atıldığında ıslık sesi çıkarmasına neden olur. Hmm. Yani ses çıkaran bir oktur. Psikolojik üstünlük sağlamak veya birlikler arasında haberleşmeyi, iletişimi sağlamak için. Okun geldiğini değil mi duyacak evet. O sesle? Evet. Yani bir tanesi bile oldukça büyük bir ses çıkarır. Hani birçok kişi aynı anda attığında müthiş bir ses çıkar. Bu psikolojik olarak karşı tarafı da korkutmaya da yarar. Veya askerler arasında iletişimi de sağlar. Mesela ben bu kadar okucu olduğunu da bilmiyordum. Hani ok evet şöyle oradaki uçlar gibi bir tane uç var. Yani hakikaten bu müzeye gelinmeli. Bir de bu çekimlerle o kadar çok şey öğrendim ki biz biraz müze ağırlıklıyız şu ara çekimlerde. İnanılmaz şeyler öğrendim. Yani hani öğrenmenin yaşı yoktur diyorlar ama hakikaten doğru bir şey. Ben bile çok dolaşmış, gezmiş, görmüş biri olarak hani daha detaylı belki incelediğim için çekimlerde. Ya burada da öyle çok şaşkınlık içinde geziyorum. Evet, çok yani, farklı. Biz bunun için insanları müzelere davet ediyoruz. Çünkü tarih öğrenmek istediklerinde yani eğitim, hani örgün eğitimde belli bir düzeyde tarih eğitimi verilebiliyor. Ama insanlar birebir gelip mesela öğrenciler buraya gelip işte eserleri birebir gördüklerinde nasıl yapıldığını, tarihsel süreci öğrendiklerinde çok daha kalıcı oluyor. Aklıma gelmişken kaç yaş grubu müzeyi ziyaret edebiliyor? Yani alt yaş ve üst yaş, üst yoktur da alt yaş. Şöyle bizim belli bir sınırlamamız yok. Bütün kesimlere hitap ediyoruz. Yani her yaştan insan müzemizi ziyaret edebilir. Ha bunun haricinde bizim müze gezisi haricinde gruplara yönelik 3 aşamalı bir kültür projemiz var. Müze gezisinin ardından talimhanemizde ok atıyorlar. Atölyemizde üretim aşamasını tecrübe ediyorlar. Buradaki ok atma yaşını sadece sınırlıyoruz. Ona 8 yaş üzerine alabiliyoruz. Yani talimhaneye ok atma kısmını. De açık olduğu günler ve ücretlerden konuşalım tabii, mı? Pazartesi hariç her gün diğer müzelerde olduğu gibi evet, 9-18 saatleri arası müzemiz ziyarete açık. Sunumlu ve sunumsuz iki kategori var müze ziyaretlerimizde. Sunumlu olduğu zaman 45 dakikalık bir sunum yapılıyor. Koleksiyonun tarihsel süreci, kullanım yöntemleri, imalat aşaması, sanat edebiyata etkisi anlatılıyor. Sunumsuz kategoride de asgari düzeyde bir sunum yapılıyor. Ziyaretçilerin sormak istedikleri cevaplanıyor. Sunumlu tam 30 lira, öğrenci 20 lira şeklinde. Sunumsuz kategoride yarı fiyatı tam 15 lira, öğrenci 10 lira şeklinde. En az 10 kişilik grup gezileri olduğu zaman da sunumlu kategoride belli bir indirimde uygulanıyor. Evet, devam edelim. Bu kısımda menzil okçuluğunda kullanılan okları görüyoruz. Buradaki oklar savaş veya avcılık için değil, spor içindir. Bahsettiğimiz spor da menzil okçuluğu diye tabir edilen en basit anlatımıyla uzağa ok atma yarışması. Bu yarışmalarda kullanılan menzil oklarının daha hafif olması için ucuna demir değil soya kemiği takılır ve uç kısma doğru bir incelme vardır. Bu okun aerodinamik açıdan havayı daha iyi bölüp daha ileri gitmesini sağlar. Hem ayak kısmında hem de baş kısmındaki bu incelmeye biz endam vermek diyoruz. O yüzden mi endamlı oklar demişler? Evet. Burada farklı endamlı ok türlerini görebiliyoruz. Şem endam, tarzı has veya kiriş endam gibi. Bu yarışmalardaki rekor da 15. yüzyılda yaşamış bir Yeniçeri'ye ait. Toz koparan İskender'e ait. Toz koparan İskender'in 845 metrelik rekoru dünya rekorudur. Tescillidir. Thank you.
okları sanıyorum. Evet. Pişrev ne demek? Pişrev menzil oklarından biridir. Biraz önce bahsettiğimiz endam türlerinden şem endam dediğimiz endam türü kullanılır. Pişrev okta diğer menzil oku türlerine göre yani azmayış ve hekiye göre daha çok tercih edilen bir ok çeşididir. Gez olarak bakkam gez dediğimiz bakkam ağacından yapılan bir gez kullanılır pişrev oklarında. Bu kısımda zihgir replikaları var. Biraz önceki bahsettiğimiz zihgir örneklerini ziyaretçilerimiz burada parmaklarını takıp deneyebiliyorlar. Bir tane de ben deneyebilirim herhalde değil mi? Tabii. O ikisi beylik yüzüğü, diğerleri zihgir. Ha bu beylik yüzüğü mü deniyor? Evet. Şunu deneyeyim. Baş parmağı baş değil parmağı mi? Baş parmağı takıyorsunuz. Şu şekilde diğer türlü parmak aynen. Şöyle. Parmak boğu, şu kaş dediğimiz kısımda parmak boğu bunu takacak. Yani aşağı mı gelecek? Evet. Şöyle. Evet. Kişinin parmağına özel yapılır zihgir. Buna da zihgir diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane zihgir taktım. Onu da takmadım demeyeyim. Ama Pusat Müzesi'ne gelip de takmamak olmaz. Şey hoşuma gitti sizdeki yani hani dokunmak, takabilme falan güzel. Biz biraz daha farklı bir müzecilik anlayışını benimsiyoruz. Dünyada artık klasik müzecilik anlayışı yerine yeni bir evrensel müzecilik anlayışı adı altında yeni bir müzecilik anlayışı var. Klasik müzecilik anlayışında müzeler koleksiyonu toplar, sergiler koruma altına alınır. Evrensel müzecilik anlayışında bu üç fonksiyona iki işlev daha eklenmiştir. İletişim ve eğitim fonksiyonu. Yani toplumla iletişim kurmak, toplumu eğitme misyonu müzeler tarafından üstlenilmiştir. Biz de bu minvalde bir müzecilik anlayışı geliştirdik. Bunun için dokunulabilir müzecilik anlayışını öne çıkardık. Aynı zamanda haftalık kültür etkinliklerimizle her hafta bir kültür etkinliği yapıyoruz. Atölye faaliyetleri, canlı müzik veya söyleşiler oluyor bunun içerisinde. Topluma hitap etmeyi, toplumu eğitmeyi amaçlıyoruz burada. İnsanların yaratıcılık yönlerini öne çıkarabilecekleri atölye faaliyetleri yapıyoruz örneğin. Yani biraz daha klasik müzecilik anlayışından ziyade yeni bir müzecilik anlayışı var. Biz de bunu takip ediyoruz. Müzecilik yani müze gezme alışkanlığı özellikle burada biz çocuklara yöneldiğimiz için yani müze gezme alışkanlığı eğer çocuk yaşta öğretilemediyse bu araştırmalar da bunu gösteriyor. Hayatının diğer bölümlerinde insanlara aşılamak zor oluyor. Yani çocuk yaşta müzeyi sevdirmek gerekiyor. Bunun için de çocukların müzeyi sevebilmeleri için dokunulabilir müzecilik anlayışını öne çıkardık. İşte atölye faaliyetleri yapıyoruz. İşte öğrenciler ok atıyor. İşte atölye etkinliklerine katılıyor. Biz de bu yüzden özellikle çocuklara yönelik bir müzecilik anlayışımız var. Çünkü yani klasik müzecilik anlayışında sürekli bir yasaklar silsilesi vardır. Yani çocuklar müzelere gittiği zaman işte şuna dokunma, oradan uzak dur. Yani bir sürekli normlarla karşı karşıyalar. Biz biraz daha bu normları delmeye yönelik, bunların ötesinde çocuklara müzeleri sevdirecek bir müzecilik anlayışını benimsiyoruz. Peki gezme süremiz ne kadar olur? Yani bu müzeyi ne kadar sürede gezmeliyiz en doğru şekilde? 45 dakika. 45 dakika sürer mi? Sürüyor. Bizim sunumlarımız zaten ortalama 45 dakika sürüyor. Yani insanları müzelerde ne kadar çok tutabilirseniz kültürel mirasa o kadar çok hizmet etmiş olursunuz. Bakıyoruz bazen çok büyük müzeleri insanlar 15 dakikada yani çok önemli eserler olmasına rağmen çok büyük müzeleri 15 dakikada girip çıkıyorlar. İngiltere'de ortalama müze gezme süresi 112 dakikadır araştırmalara göre. Yani Türkiye'de bu ortalama çok düşük maalesef. Valla ben Londra'da müzeye gittim o meşhur biliyorsunuz. Evet. Vaktimiz yoktu. Biz de çok hızlı bayağı katlı orası biliyorsunuz. Çok hızlı gezdik. Biraz da şeyle de alakalı, vakitle de alakalı. Evet. Mesela oraya da bir gün ayırmak lazım. Yine Paris'te Louvre Müzesi'ne gittik. Oraya da sabahtan girip akşama kadar gezmek gerekir ama biz 1-2 saatte çıkmak zorunda kaldık. Çünkü hani göreceğimiz başka şeyler de olduğu için. Ama size katılıyorum. Bizim bu aralar hep müze çekmemizin nedeni de mutlaka benim gibi müzeye ilgili birçok insan vardır. Onlara Ankara dışında olan, gelemeyen ya da hani vakti olmayan full çalışan insanlar için hani bir nebze böyle
gezmeleri açısından böyle kesitler sunmak istiyorum. Yani bu müze amacı o. Seyrederek de görsünler. Tabii ki birebir gelip sizden dinlemek. Mesela ben de gelmeden önce biraz müzenizle ilgili seyrettim, baktım. Ama şu an gördüğümle tabii ki çok farklı. Yani birebir görmek. Ama ben şunu söylüyorum. Lütfen müzelere gidin. Çok şey göreceksiniz ve çok şey öğreneceksiniz. Ben şu iki haftada tabii birkaç kere gezdim birçok müzeyi. Ama detaylı gezince gözümden kaçan, öğreneceğim çok şey olduğunu gördüm. Lütfen Ankara'ya uğrarsanız, uğrak yerlerinizden birisi de Türk Pusat Müzesi olsun. Böyle geçmeyin. Hatta yorumlarda siz de yazın. Nasıl ulaşacaksınız? Nasıl rehberlik alacak? Sitesi var zaten, oradan da telefonla ulaşabilirsiniz. Müzelere es geçmeyin. Her yeri gezin ama müzelere de gidin diyorum. Bu da bir kamu spotu gibi olsun. Evet, devam edelim. Bu kısımda şunlardan tabii, da biraz bahsedelim tabii, mi? Bunlar boynuz parçaları. Boynuz, manda boynuzu özellikle zihgir yapımında kullanılan en önemli malzemedir. Şu ses için kullanılan değil, değil mi? Bu? Değil. Hani bir borazan. Borazan gibi. Manda boynuzu birçok malzemede kullanılır. Yani zihgir yapımında kullanılır, yay yapımında kullanılır. Önemli bir malzemedir. O yüzden burada manda boynuzu parçalarını da bıraktık. Ziyaretçilerimiz bunlara dokunabiliyor. Hepsi mi manda boynuzu? Evet. Mustafa Bey. Buradaki puta dediğimiz malzeme Osmanlı döneminde hedef okçuluğunda hedef olarak kullanılır. İçi pamuk çekirdeği ve talaşla doldurulur. Bu şekilde olmasının sebebi insanı hatırlatmak için. Baş ve gövde şeklinde. Osmanlı öncesinde kullanılan daha küçük ve yuvarlak bir hedef formu vardır. Onun ismi de amaçtır. Şu anda kullandığımız amaç kelimesi dilimize oradan gelir. Ha, şimdi tahtalar var şimdi, hani böyle ok gibi eğlence amaçlatıyorsunuz. Onun gibi bu da hedef ortası diye düşünüyorum, değil mi, ortadaki? Baş kısmı, boğaz kısmı ve gövde kısmı. Burada özellikle siyah noktalar öldürücü kritik kısımları belirtiyor. Kalp, ciğer gibi. Ha, peki bunun üstünde hedef ok atılıyor mu buna? Tabii bu hedef bu. Ha, bu yani hedef atılıyor. Evet. Ha, burada mesela hedefi 12'den vurdum dediğiniz yer neresi? Baş kısmı olarak değerlendirebilirsiniz. Orayı vurabilirseniz hedefi vurdunuz. Evet. Neredeyiz? Hangi bölüm? Tirkeş okları taşımak için kullanılır. Tirkeş bu formunu Türkler İran coğrafyasına geldikten sonra Selçuklular döneminde almış. Bundan önce Divani Lügati Türk'te kurukluk olarak geçen ahşap bir okluk kullanılıyor. Daha sonra tirkeş daha kullanışlı olarak görüldüğü için tirkeşe geçiliyor. Tirkeşi orada görmüştük, evet, değil mi? Evet. Orada şeyde, nasıl mankenin üzerinde görmüştük. Nasıl taşındığını görmüştük. Burada da tirkeş örneklerini daha yakından görebiliyoruz. Dönemin
Arap tarihçisi El-Cahiz, Fezailül Etrak isimli eserinde Türklerin tirkeşlerinde ortalama 100-150 ok tutabildiklerini belirtiyor. Sadak da yayları koymak için, sadak yay için, tirkeş ok için. Ha, üsttekine yay koyduğumuzda sadak diyoruz. Sadak sözü. Peki deriden yapılmış, ahşaptan evet. Keçe midir o? İç kısmında diğeri? Keçe, iç kısmında keçe de kullanılabiliyor. Dış kısmında bu şekilde hani kumaş da kullanılabilir ama genelde deri kullanılıyor. Çanta? O da kişisel eşyalarını taşımak için zihgir olabilir bunun içerisinde. Küçük eşyalar olabilir. Yani bu da evet. Bildiğimiz çanta evet. Fonksiyonlarından evet. Biri. Şimdi yaylar ve sinir diyor. Sinir ne demek? Okçuluktaki en önemli teçhizat yaydır. Yayın yapılması çok zordur. Çok sabır isteyen bir iştir. Yay yapan ustalara kemanger denilir. Bir Türk yayının yapılması en az bir yıl sürer. Bu kısımda yayın imalat aşamalarını gösterdik. Türk yayları diğer yaylardan farklı olarak tek parça ağaçtan oluşmaz. Örneğin İngilizlerin longbow olarak bilinen uzun yayları tek parça porsuk ağacından yapılır. Türk yayları ağaç, boynuz ve sinirin birleşmesiyle kompozit olarak meydana gelir. Ağaç yayın iskelet kısmını oluşturur. Anadolu'ya geldikten sonra özellikle Gerede bölgesindeki akça ağacı yay yapmak için kullanmışlar. Akça ağacın tercih edilmesinin sebebi daha esnek ve tutkalı daha iyi emdiğinden dolayı. Ağacı daha da esnek hale getirmek için üzerine sinir kaplanır. Bu da sığırların arka ayaklarından alınan tendonlardır. Hayvanların arka ayağındaki aşil tendonu dediğimiz tendonlar bu şekilde alınır. Belli bir süre bekletilir, kurutulur. Kurutulduktan sonra sinir tarağıyla taranıp yayın karın kısmına kaplanır. Yayın kasılma ve gerilme hareketlerini kolaylaştırmak için de sırt kısmına iki parça halinde manda boynuzu kaplanır. Bu üç parçayı birleştirmek, yapıştırmak için de yine özel bir yapıştırıcı kullanılır. Bu da balıkların damaklarından alınan bir deri. Mersin mornası balığının damak derisi. Bu balık Tuna Nehri'nden çıkan bir balık. Bu balığın damak derisi eritilip kaynatıldıktan sonra yapıştırıcı olarak kullanılır. Bu yapıştırma işleminden sonra fırınlama süreci başlar. Nemsiz, rutubetsiz bir ortamda bu formda yay en az bir yıl bekletilir. Sonrasında ulaştığımız geleneksel Osmanlı dönemi yay formu bu şekilde meydana gelir. Aynı zamanda Türk yayları kompozit olmasının yanı sıra refleksif olması için kanatlarından ters bükülerek kurulur. Tek parça değil mi? Ağaç, boynuz ve sinir. Yok hayır. Şu mesela tek parça böyle yapıştırma falan yok. Yapıştırma şöyle bu... ağaç kısmı, boynuz kısmı ve sinir birbirine yapıştırılıyor. Daha sonrasında bu şekilde bir tek parça. O anlamda evet, söylüyorum. Evet. Bir de çega tutkalı diye bir şey var orada. Çega tutkalı özellikle menzil yaylarında kullanılan özel bir yapıştırıcıdır. Gelibolu'ndaki çega köyündeki hayvan sinirlerinden elde edildiği için bu şekilde adlandırılıyor. Menzil yaylarının kastan eğimi daha fazla olduğu için kırılmaması adına daha iyi malzeme, daha iyi yapıştırıcı ister. Evet. Bu kısımda Türk yayının gelişim aşamalarını görüyoruz. Arkadaki Asya tipi Moğol yayı, İskit yayı, Hun yayı, Selçuklu ve Osmanlı yayı. Bir Asya tip yayla Anadolu tipi yayının sistemi aynıdır. İkisi de ağaç, boynuz ve sinirin birleşmesiyle kompozit olarak meydana gelir ama coğrafya değiştiği için malzeme değişmiştir. Orta Asya'da akça ağaç bulunmaz, huş ağacı tercih edilir ya da Orta Asya'da manda boynuzu yaygın değildir, geyik boynuzu tercih edilir. Yayın boyunun kısaltılmasının sebebi de atın üzerinde rahat kullanabilmek. Tabii ne kadar gergin olursa yayın
ipi evet. o kadar hızlı gider evet, derler. Bu, doğrudur değil mi? Burada ipten ziyade yayın kendisi, yani bu ağaç, boynuz ve sindirin bir araya geldiği yayın kendi asıl kısmı önemli. Esnekliği veren, yaya gücünü veren o kısmın esnekliğidir. Evet, valla çok öğretici bir şey oldu, röportaj oldu, anlatım oldu. Yani o kadar çok şey öğrendim ki herhalde bir okçuluk başlangıcı olacak bende. Yani okçuluk özellikle Türkler gibi konar göçer yaşayan toplumlarda daha fazla öne çıkıyor. Bu da hayatın her alanında etkili olmasına neden oluyor. Bu kısımda atlı okçulukta kullanılan üzengi, nal, eğer, gem gibi koşum takımlarını görüyoruz. Türklerin yaygın olarak kullandığı üzengi formu kazan üzengi dediğimiz, Avarlar döneminde icat edilen bir üzengi formu. Bu form atın üzerinde rahat manevra yapmayı sağlar. İleriye geriye rahat gidebilirsiniz. Geriye dönüp ok atabilirsiniz. Manevra kabiliyetini artırır. Bunlar hepsi at için değil evet, mi? Evet, koşum takımı deniliyor. Evet. Yani eğer, nal, gem, üzengi. Burada özellikle üzengi öne çıkan bir teçhizat. Evet. Şimdi yine oklar sanıyorum. Evet, bu kısımda normalde biz örme zırh ve miğfer sergiliyoruz. Bu eserler restore edildiği için geçici olarak bu replika okları koyduk. Normalde cam içerisinde sergilediğimiz eserler orijinal tarih eserler. Bu kısımdakiler replika eserler. Üzerlerinde farklı Türk hükümdarlarının tasvirleri de bulunuyor. Evet. Müzemizin barındırdığı en önemli koleksiyon okucu koleksiyonu. Birçok farklı dönem, coğrafya, medeniyetten okucu var. Bunların hepsi arkeolojik kazılardan çıkan orijinal okuçları. Örneğin şu kısımda insanların kullandığı en eski okuçlarını görüyoruz. Milattan önce 20-25 binli yıllardan, Neolitik, Kalkolitik çağdan kalma okuçları. Orijinal hepsi değil mi? Orijinal, hepsi orijinal eserler. Bu kısımda Tunç devri ve Demir devrinde kullanılan, Helenistik dönemde kullanılan okuçları, Lidyalıların iki tabakalı yaptıkları okuçları, Urartuların çengelli okuçları, Osmanlı döneminde kullanılan dörtgen tip zırh denmeye yarayan murabba diye kaynaklara geçmiş okuçları, bu kısımda yine Helenistik dönemde kullanılan okuçlarını görüyoruz. Bazı okuçların üzerlerine semboller, damgalar da işlenmiş. Örneğin 382, 383, 384 numaralı okuçlarında bu sembolleri görebiliyoruz. 386, 389 numaralı okuçları Göktürklerin kullandığı. Tanımlamak adına numaralar değil mi? O yüzden. Envanter numaraları. Evet, bunlar, yani bu evet. Siz daha rahat tanımlayın diye. Evet. Bu kısımda Selçukluların kullandığı iğne temren bilezikli okuçlarını görüyoruz. Bu Selçuklu okuçlarının kanatlarıyla sap kısmı arasındaki kabartıya bilezik denilir. Ağacın içine geçirdiğinizde sabit bir şekilde tutunmasını sağlar. Burada da kundaklı yay, tatar yayı veya çarh denilen kısa mesafede zırh denmek için kullanılan ağır yaylarda kullanılan ağır okuçları. Diğer kısımda da Roma, İskit ve Pers dönemindeki kovan tipi okuçları var. Üç yaprak olanlar plaka zırhları dermek için kullanılan okuçları. Burada iki sıradakiler İskitlerin kullandığı, literatüre İskit tipi diye geçen okuçları. Bu İskit okuçlarının kanatlarından geriye doğru bir çengel çıkar. Ona mahmuz denilir. Oku çıkarmak istediğinizde daha fazla tahribata neden olur. Burada da Pers döneminde kullanılan yaprak okuçları mevcut.
Bazı ok uçlarının kovan kısımlarında delikler vardır. Onlar ağaç kısmına sabitlemeye yarar. Bazılarında kanat kısmında delikler vardır. O da okun kendi ekseni etrafında dönüp yivli bir şekilde darbeyi artırmasını sağlar. Topuz, eslihai darbe dediğimiz ağır vurucu pusatlardandır. Savrularak kullanılır. Elit sınıfın kullandığı pusatlardan olarak da bilinir. Aynı zamanda topuzla oynanan bir de harp oyunu vardır. 1521 Belgrad Seferi sırasında oyunun tarifi de yapılmış. Asker 4 nala atıyla giderken elindeki topuzu ileri fırlatır. Aynı süratle devam edip topuz yere düşmeden yakalar. Bu o dönemdeki çevgan, cirit, kabak, matrak gibi harp oyunlarında. Bu kısımda mızrak uçlarını sergiliyoruz. Bunlar ilk çağ ve orta çağdan kalan kovan tipi mızrak uçları. Aynı zamanda etnografik eserlerimiz mevcut. Kuyu oyunu, Türklerin en eski zeka oyunlarından, aşık oyunu veya komuz gibi müzik enstrümanları da mevcut. Bizde pusatlar yanı sıra etnografik eserler de mevcut. Örneğin tekstil, dokumacılıkta kullanılan kirman, ipi yirmek için kullanılır. Burada bazı yine aletler var o dönemde kullanılan. Körük, demircilikte kullanılır. Yine bir ağaç fosili sergilediğimiz eserler arasında. Çadır modeli mi o? Ona evet, yurt denilir. Geleneksel Türk çadırlarına, yani bu formda olan çadırlara yurt deniliyor. Yurt kelimesi de oradan gelir. Ahşap petekler üzerine keçe örtülür. En üstte de şangırak dediğimiz kısım olur. Bu da geleneksel Türk çadırlarının, yurtların minyatürü. Duygularımı bu deftere yazıp geleceğe bırakmasam olmaz elbette. Ben de içimden gelenleri, hissettiklerimi deftere yazdım. Evet, müzeyi gezdiniz, yoruldunuz. Türk Pusat Müzesi'nin hemen alt katında Keman Keşan Kahve var. Çok ilgili de orada bulunan arkadaşlar, çünkü tecrübe konuşuyor. Ben daha önce gelmiştim. Eğer gelirseniz kafeyi mutlaka görün derim. Güzel bir kafe. Çay içebilirsiniz. Sohbet şahane. Sohbet edebilirsiniz. Hatta müzeyi andıran hediyelik eşyalar var. Zırhlar var. Size göstereyim şöyle. Bunlardan da alabilirsiniz. Amigurumi bebekler var. Evet, size şöyle şık bir kafe. Çok beğeneceksiniz. Müzeye gelirseniz kafeye de mutlaka uğrayın derim. Thank you.
Gördüğünüz gibi Mustafa Bey'in o muhteşem anlatımıyla muhteşem bir gezi yaptık. Her gezide olduğu gibi bu müze gezimizde maalesef sona erdi. Başlığımı değiştirdim. Bunun bir adı var mı Mustafa Bey? Bu da Börk. Kapanışı da bu Börk'le yapmak istedim. Evet, videomuz sona erdi. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir başka gezide, bir başka etkinlikte mutlaka buluşacağız. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Bizi çok iyi ağırladınız. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Rica ederim. Biz de aynı zamanda o kültürel mirası yaşatma adına müzeler üzerindeki tanıtma faaliyetlerinizden ötürü biz de size teşekkür ederiz. Yani müzeleri, insanları davet ediyoruz. Kültür mirası bir kimlik mirasıdır. Bu mirasın en güçlü anlatıcıları da müzelerdir. Evet. Saygıyla, sevgiyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.